Evet, şu anda her şey hazır. İki peltier ve dört peltier devrede. Buradan çektiğimiz gücü görüyorsunuz. Aslında bu iki kutu birbirinden izole olmalı. Yapalım. Çünkü buzlanma olacak burada. Bu şekilde bizim buzdolabımızda da aynı şekilde buzlanma oluşacaktır. Sadece önemli olan uygun ölçekte, uygun şekilde bunu yapabilmek. Herkese merhabalar. Evet arkadaşlar, geçen hafta biliyorsunuz bir araç buzdolabı yapmaya başlamıştık. Bu hafta nihai son halini aldı. Artık tamamladık. Geçen hafta şu fanlara kadar olan kısmı peltier'ları yerleştirdik. Bugün soğutucularımı ekledim ve üzerine fanlarımı ekledim. Daha sonra buraya iç sıcaklık ve dış sıcaklığı ölçmek adına bir adet termometre ekledim. Burada ise peltier'larımı ikişerli grup halinde açıp kapatabileceğim. Burada ise güç girişimiz. Bugün bu kısma nasıl geldiğimizi sizlere anlatacağım ve bunun testini yapacağız. Bakalım gerçekten peltier'lar işe yarıyor mu ya da umduğumuzu bulamıyor muyuz? Şimdi bunları hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi gelin detaylara geçelim. Evet, bir süre çalıştırılmış peltier'in nasıl buzlandığını görmektesiniz arkadaşlar. Bu şekilde bizim buzdolabımızda da aynı şekilde buzlanma oluşacaktır. Sadece önemli olan uygun ölçekte, uygun şekilde bunu yapabilmek. Evet, yeni peltier'larımız geldi arkadaşlar. Şimdi yerleşimini yapacağız ve nasıl soğuttuğunu hep birlikte göreceğiz. Peltier'lerin yazılı kısmı soğur, diğer kısmı ise ısınır. Kırmızıya artı verdiğinizde, siyaha eksi verdiğinizde durum bu şekilde. Fakat artıyla eksiği yer değiştirdiğinizde tamamen tam tersi olur. Evet, şimdi kontrol bağlantılarını yapacağım. Yani anahtarları yerlerine yerleştireceğim. Evet, iki devre yaptım. Birinci anahtar iki peltier, ikinci anahtar iki peltier arkadaşlar. Evet, 4 peltier'im var. 2 2 ayıracağım. Evet, tüm bağlantılar yapıldı. Alüminyum blok yerine yerleşecek. Yerleşmeden önce termal macunla peltier'leri macunlamamız gerekiyor. Çünkü termal macun ısı iletimini en iyi sağlayan madde. Evet. Evet, şu anda her şey hazır. İki peltier ve dört peltier devrede. Buradan çektiğimiz gücü görüyorsunuz. 120 watt tüketiyoruz şu anda. Artık sıra geldi peltier'ların üzerine soğutucuları eklemeye. Ve son soğutucu. Peltier'dan aldığı ısıyı ortama yayacak bunlar. Evet, hemen ölçüm yapalım. Ortam ısısı şu anda 34 derece arkadaşlar.
İstanbul yanıyor yani resmen. Ve sistemi açıyorum. Ve ısının nasıl düştüğünü göreceğiz şimdi. Hatta şöyle. Tüm peltier'lar aktif gördüğünüz gibi. Evet, burası eksiye yaklaştı. Soğutucularımı ekledim ve üzerine fanlarımı ekledim. Daha sonra buradaki şöyle çevirelim. Daha sonra buraya iç sıcaklık ve dış sıcaklığı ölçmek adına bir adet termometre ekledim. Burada ise peltier'larımı ikişerli grup halinde açıp kapatabileceğim. Burada ise güç girişimiz. Evet, üst ünitem bu. Soğutucu ünitem. Şöyle güç girişine girdim arkadaşlar. Buradan açıyorum. Sistem 12 voltla çalışıyor. Bakın şu şekilde. Evet, şu anda ortam ısısı çok yüksek. 32 santigrat dereceye yakın bir ısı var ve peltier'lar tabii ki zorlanıyor. Evet, burada soğutucu bölmem. Gördüğünüz gibi. Bu ise bizim soğutucu kısmımız. Şöyle çevireyim. Evet, ısı şu anda 31 santigrat derece, 30 santigrat derece civarında bulunduğum bölgede ve sistemi açıyorum, soğutucumuzu. Ve buradan ısının nasıl değiştiğini hep birlikte gözlemleyeceğiz. Hatta biraz yaklaştıralım kameramızı. Şu anda ne kadar güç tükettiğimizi görüyorsunuz. 10 voltta ortalama 8 amper, 86 watt gücünde de bir güç tüketiyoruz. Bakın burada zamanı görüyorsunuz. İsterseniz burada videoyu hızlandıralım ve boşa zaman kaybetmeyelim. Evet, geçen zamanı bu kısımdan takip ettiğinizi düşünüyorum. Ve ısı gördüğünüz gibi düşmeye devam ediyor. Tabii ki ortam ısısı gerçekten çok fazla. Şu anda kapalı mekanda 31,5 santigrat derece ısı var. Normal şartlarda 25 santigrat derecede bu kısmın daha hızlı düşeceğini size söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi düşmeye devam edecek ve artık peltier'la araç içi buzdolabı yapılır mı yapılmaz mı? Burada bunu da açıklığa kavuşturmuş olduk. Gayet güzel ve estetik oldu esasen. Evet, şimdi içine neler konulabilir buna bakalım. Bakalım şöyle büyük 2,5 litrelik. Evet, bu sığmayacak sanırım. Yan koyabilirim. Evet, sığdı sanki. 2,5 litrelik. Bakalım kapanacak mı? 0'a 0 geldi sanki. Hayır, bu girmedi. Evet, bu biraz büyük geldi arkadaşlar. Ama şöyle 50 cc'lik sulardan istediğiniz kadar koyabilirsiniz içerisine. Daha şöyle içini görelim. Bakın bu kadar yer kaldı hala.
Evet, bence başarılı bir proje. Kendi buzdolabımızı kendimiz yaptık. Umarım faydalı bir proje olmuştur. Benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Tabii ki destek amaçlı kanalın süper teşekkür ve katıl butonu aktif. Yeni bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.